Edirne'de yaşayan Selva Genç, depremde zihinsel engelli iki çocuğuyla birlikte evlerinin ikinci kattaki balkonundan aşağı atlayarak hayatta kaldı. Anne, unutamadığı o anları şimdi enkaz yığını olan evinin önünde anlattı. İki tane engellim var. Zor balkondan atladım kendimi. Onları zor kurtardım. Evim ikinci katlıydı. Onları kurtarmak için kendimi aşağıya attım. Bir an bile tereddüt etmedi. Önce kendini balkondan aşağı attı, sonra çocuklarını tek tek kurtardı. Zor atladık kendimizi, zor kurtardım çocuklarımı. Çocukları tane tane öyle taşıdım. Hatay'ın Defne ilçesindeki iki katlı müstakil ev şimdi bir enkaz yığını. Ancak 6 Şubat'a kadar Selva ve Muhanna genç çiftinin zihinsel engelli iki çocuklarıyla birlikte yaşadığı sıcak bir yuvaydı. İlk başta çatladı. İkinci de tam yerle bir oldu. Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ilk felakette evin kolonları patladı, kapılar açılmadı. Dışarıya tek çıkış balkondu. 60 yaşındaki anne çocukları uğruna canını içe saydı, balkondan aşağıya atladı. Kurtarayım çocuklarımı dedim, kendim öleyim. Baba iki çocuğunu kurtarmak için onları balkondan aşağıya attı. Aşağıdaki anne ise 32 yaşındaki Dila ve 28 yaşındaki Ali'yi tutmaya çalıştı. Kimi tutacağını şaşırdım. Bağırmaya başladılar. Yani çok zor, iki gün kendimize gelemedik. Çok sevdikleri evleri şimdi yıkık dökük virane, yeniden başlarını sokabilecekleri bir evin özlemiyle yaşamlarını çadırda sürdürüyorlar. Çocuklar dışarıda kalıyorlar. İyi ki hayattayız.